Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir menü ile geldim. Dana rosto yapacağız. Didikli tencerede en kolayından dana rosto yapacağız arkadaşlar. Sosu ile birlikte enfes bir yemek oldu. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından listeme ulaşabilirsiniz. Hatırlarsanız daha önceden normal tencerede dana rosto tarifimi yapmıştım. Patates püresi eşliğinde harika bir menü olmuştu. O tarifimi de diğer videolarımdan izlemenizi mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca kanalımda buna benzer birçok değişik ve farklı lezzetli menülerim vardır. Mutlaka kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın. Tariflerimi kaçırmayın derim. Evet, dana rostomuz için gerekli olan malzemelerimiz. Kasabınızdan arkadaşlar özel dana rostoluk için Nur etleri satılıyor. Ondan almanızı tavsiye ederim. Evet, 1 kilo dana rostoluk et aldım. 2 tane soğan, 1 tane havuç, küçük bir parça kereviz, bir dal rozmarin, kekik, zeytinyağı, evet, bir yemek kaşığı salça. Dana rostomuzun yapılışı. Düdüklü tenceremize zeytinyağı ilave edelim. Kızdıralım. Daha sonrasında etimizi tencereye alalım. Mühürleyelim. Dört bir yanını etimizi mühürleyeceğiz. İçindeki su çıkmasın diye. Ve böylece daha güzel hem görüntü olarak hem de lezzet olarak çok daha bir aroma verecek yemeğimize. Evet, gördüğünüz gibi dört tarafını etimizi mühürlüyoruz. Güzelce renk aldı. Bu şekilde kızarttık. Şimdi kızarttıktan sonra soğan ve sarımsağı ilave edeceğim. Bu şekilde tekrar renk alana kadar soğanları kavuracağım. Evet, soğanımı sarımsağı ilave ettim içerisine. Şimdi güzelce kavuracağım arkadaşlar. Birazcık böyle soğanlarımız hafif yansın, renk alsın. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam kavuralım. Daha sonrasında bu esnada arkadaşlar salçayı ilave etmeden eğer varsa kullanmak isterseniz yaklaşık yarım çay bardaklı bir çay bardak arası üzüm suyu kullanabilirsiniz. Almanlar bunun içerisine şarap kullanıyorlar, kırmızı şarap. Bu soğanları terletme işlemini yapabilirsiniz. Üzüm suyunu döktükten sonra tekrardan ateşte çektirip salça ilave edip ve diğer sebzeleri ekleyip aynen bu şekilde sotelemeye devam edelim. Daha sonrasında baharatları ilave edelim. Bir dal rozmarin, bir dal kekik, 8-10 tane yaban mersini, 5-6 tane yeni bahar. Yeni baharların birkaçını kırdım arkadaşlar. Daha çok aroma versin diye. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ile lezzetlendirdikten sonra yaklaşık 1-1,5 litre arası sıcak su ilave ettim. Suyu tam böyle üstü basa olmayacak şekilde ekledim arkadaşlar. Şimdi suyumu ekledim. Güzelce bir karıştırdıktan sonra şimdi düdüklü tencerenin kapağını kapatacağım. Ve havası çıktıktan sonra orta derecede 7 ayarında 60 dakika pişirmeye bırakacağım. 60 dakika sonra etim çok güzel pişmiş olacak. Daha sonrasında sosumu hazırlayacağım. Elde etmiş olduğum bu sebzelerden çok güzel bir sos olacak. Evet. Gördüğünüz gibi. Önce ayarını düşürüyorum. 7'ye kıstım. Daha sonrasında 60 dakikaya alarmımı kurdum ve artık dana rostom pişmeye hazır. Bu esnada yanına ben susamlı ve baharatlı patates graten yaptım.
Müthiş lezzetli oldu. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Nasıl yaptım? Patatesleri ince dilimledim. Zeytinyağladım. Tuz, kavrulmuş susam, rozmarin, kekik ilave ettikten sonra fırında pişirdim. Evet, tam 1 saat sonra dana rostom çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi rengi harika oldu. Şimdi sosumu süzeceğim, etimi dilimleyeceğim ve süzmüş olduğum sosumu bağlayacağım. Kıvam vereceğim. Evet, önce etimi dilimlere keselim. Yaklaşık 1 santim kalınlığında dilimler halinde keselim. Ve daha sonra kestiğimiz bu etlerimizi sosumuzla birlikte devam pişireceğiz. 3-5 dakika arası. Gördüğünüz gibi rostumuz nefis pişti. Harika görünüyor arkadaşlar. Etimizi mühürlemiştik. Mühürlediğimiz için de çok güzel bir renk oldu kenarlarına. Bu da hem göze hitap ediyor hem de daha bir lezzet veriyor yemeğimizin sosunu. Evet, bu şekilde dilimlere ayırdıktan sonra şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Evet, haşladığımız sebzeleri suyunu şimdi süzeceğiz arkadaşlar. Sebzelerimizi kullanmayacağız. Bunları bu şekilde süzgeçte süzelim. Bütün vitaminini zaten suyuna bıraktı sebzeler. Aromasını, lezzetini, vitaminlerini suyuna bıraktı. Sebzeleri kullanmayacağız. Sadece üzerinde posası kalacak. Güzelce süzdükten sonra aynı tenceremizi kullanacağız. Yıkamayalım çünkü onun lezzetini devam alacağız. Yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar tereyağı, bir yemek kaşığı kadar unu ilave edelim ve kavuralım. Kavurduğumuz unumuza süzmüş olduğumuz et sosumuzu yavaşça ilave edelim. Bir yandan da karıştıralım. Kıvam alacak gördüğünüz gibi. Hem de çok güzel bir renk oldu ve müthiş lezzetli bir sos oldu arkadaşlar. Şimdi bu sosumuzun içerisine kesmiş olduğumuz dana rostolarımızı ilave edelim. Birkaç taşını da sos ile birlikte özdeşleştirelim. Sosumuz da etlerin içerisine girsin. Daha sonra sunumda sosumuz ile birlikte servis yapacağız. Dilerseniz yanına pilav yapabilirsiniz, püre yapabilirsiniz. Makarna haşlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben yanına patates graten hazırladım. Dediğim gibi baharatlı patates graten hazırladım. Ve yanına yeşil salata yaptım. Çok lezzetli bir menü oldu. Evet. Şimdi sunum zamanı. Servis tabağıma 2 tane dilim dana rostu koydum. Bir kenarına da patates gratinimden ve bolca hazırlamış olduğum sostan döküp bu şekilde ben sunum yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum ve hepinize afiyet olsun. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Kanalımda bu şekilde farklı tariflerim oldukça mevcuttur arkadaşlar. Tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Yorum ve beğenilerinizle desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.